Yani enerjimi. evde eşin sözü geçiyor anladığım kadarıyla. Ben devamlı tam suppress yapıyorum. Sağdayız yani. Çok güzel. Abi dedim ben anlamam dedim siyasetten dedim. Levent Kırca'nın biliyorsunuz böyle bir takım skeçleri olur. Evet, zaten farklı. Zaten sağ olsunlar biz örnek alıyorlar. Hepsi sahaya çıktılar şimdi. Şu anlamda sakın baskı anlamında söylemiyorum. Hı hı. Giremezler. Bana çok aşırı iddialı geldi sana. Siyaset iddialı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizleri davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim programa katıldığınız için. Tanıyalım sizi. Biz tabii birçok kişinin yakinen tanıdığı insanlardan bir tanesiyiz Balıkesir'de. Ama tanımayan muhakkak insanlarımız muhakkak var. Ben 1980 yılında Almanya'da doğdum. İlk ve orta öğrenimi Balıkesir'de tamamladım. Üniversite eğitimi sonrasında da Balıkesir'de serbest avukatlık yapmaya başladık. İşte evlendik. Balıkesir'de yaşıyoruz. Ondan sonra işte bildiğiniz üzere bir siyasi hayatımız oldu. Siyasetle alakalı birkaç tane soru soracağım. Evet. Şimdi öncelikle mesela merak ettiğim sorulardan bir tanesi. İlk önce meslek, avukatlık. Neden evet. Avukatlık? Yani çocukluktan beri hayal kurduğum bir şey. Valla şimdi şöyle, biz tabii gurbetçi bir ailenin evladıyız. Annemiz babamız uzun yıllar yurt dışında çalıştılar. Biz de yaz tatillerinde Almanya'ya gidiyorduk, onların yanına gidiyorduk. Yine buraya döndüğümüzde de işte aile yakınlarımızın yanında kalıyorduk. Yaz tatillerinde onların yanına gidiyorduk. O zaman tabii dayım vardı benim, avukat. Balıkesir'de yakinen tanıdığı bir insan, Sami Gökdeniz. Vallahi hep onu örnek aldık çocukluğumuzda da. O da bize bir babalık yaptı her zaman burada. Onu örnek alarak, onun yaptığı mesleği benimseyerek avukat olma yolu bu şekilde oluştu. Yani mesleği bu şekilde seçtim diyebilirim. İlk davanız neydi? İlk davamız... ceza davasıydı herhalde. Bir ceza davasıydı. Ceza davası. Evet, ceza davasıydı. Böyle hiç unutamadığınız bir şey var mı? Anı var mı bu meslekte? Vallahi birçok şeyler yaşadık. Yani meslekte de biliyorsunuz yani avukatlık mesleği kolay bir meslek değil. Aynı siyaset gibi zor ve meşakkatli bir iş. Şimdi oraya gel. Mesela bir siyasi partinin il başkanısınız şu an. Evet. Avukatsınız. Ben siyasette çok fazla avukat görüyorum. Sebebi ne acaba? Ya şimdi şöyle, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de baktığınız zaman, meclis aritmetiğine baktığınız zaman milletvekillerin 1/5 hemen hemen her dönem itibariyle hukukçulardan oluşur. Yani avukatlık mesleği siyasete uygun bir meslek. Çünkü yaşadığınız vakalar, olaylar, siyasette de buna benzer bir takım şeylerle, sosyal olaylarla karşılaşıyorsunuz. Ben mesleğin siyaset noktasında da yatkın olduğunu ve hukukçuların bu süreci daha iyi yaptığını görüyorum, gözlemliyorum. Nitekim siyasi partilere de baktığınızda daha çok tercih sebebi hukukçulardan, avukatlardan yana. Siyasete aslında siyaset zaman isteyen bir şey. Avukatların da mesleğiyle alakalı hemen hemen bu zaman problemi yok herhalde. Daha fazla vakit ayırabiliyorlar. Ya tabii şimdi bir serbest meslek. Serbest meslek olması vesilesiyle sonuçta bir kısıtlama yok. Siyasete girme noktasında da. O yüzden hem siyasetin tercih ettiği bir meslek hem de meslek olarak siyasete yatkın bir meslek. Peki mesela avukat olmasaydım ben şu işi çok iyi yaparım dediğim bir şey var mı mesela? Vallahi şu olurdum ya da bir işte iş adamı olurdum ya da farklı bir şey, mühendis, mimar, farklı herhangi bir şey. Şimdi bakıyorum ama yani şöyle meslek noktasında vallahi böyle güzel bir işletmelerim olsun isterdim avukatlık dışında da. Hep onu arzu etmişimdir. Şey mi, ticaret esnaflık mı? Ticaret esnaflık noktasında böyle değişik işletmelerin olduğu, bünyesinde değişik farklı işlerin olduğu işletmeleri tercih edebilirim diye düşünüyorum. Kaç tane çocuğunuz vardı? Bir tane. Bir tane evet, çocuğunuz bir var. Tane kızım var. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Sizlerin de evlatlarını Allah. Peki onun mesela ileride meslek seçimi ile alakalı bir şey düşünüyor musunuz? Valla ben tabii tek çocuk olduğu için burada kalmasına yönelik bir takım süreçlerin içerisine gireriz diye düşünüyorum. Ama sonuçta tabii ki kendi takdiri. Büyüyünce biliyorsunuz kendi kararları oluyor. Ama biz ebeveynleri olarak, babası ve annesi olarak onun yanımızda kalmasını, yanımızda bir aile kurmasını tercih ederiz. Bu vesileyle de hep kendisini de yönlendirmede de buluyorum. İşte diyorum ki iyi bir eczacı olur senden diyorum. İyi bir eczacı olursa tabii bir yer açarız kendisine. Bir dükkan tesis ederiz ve o da orada eczacılık yapar. Şimdiden yapılmış plan ya. Yani bizim kafamızda plan bu ama biliyorsunuz hiçbir zaman planlı gitmiyor bu işler. Bir de şimdi yeni neslin artık şeyleri, algıları, hayatına yön vermedeki seçenekleri seçme kısmı çok farklı. Algoritmaları daha farklı yani kafa yapıları çok farklı evet, çalışıyor. Evet, evet. Bakalım ilerleyen zamanlarda. Yani çok böyle müdahale edici şekilde değil de muhakkak bir süreç ilerleyecek. Kendi tercihleri çok önemli.
Çünkü bize de ailemiz eğitim seviyesi çok üst seviyede olmamasına rağmen hep bizleri serbest bıraktılar. Yani tercihlerimiz noktasında ben eğitimde de tek başıma karar verdim. Evliliğimde de tek başıma karar verdim. Her şeyi kendi başıma yaptım. Bakıyorum ki bugün aldığımız kararlarda son derece önemli ve güzel kararlara imza Nasıl bir atmışız. eştir Kemal Aydemir? Efendim? Nasıl bir eştir Kemal Aydemir? Vallahi ben sakin bir insanım. Yani dışarıda nasıl görüyorsanız evde de uyumluyumdur. Yani verilen kararlara iştirak ederiz. Çok fazla sorgulama noktasına girmeyiz. Mutlu bir aile tablomuz var. Yani bir çocuğumuz, eşim. Gerçekten evde huzurlu olmazsan dışarıya sonuçta bunun yansımaları farklı olur. Ben evin içerisinde son derece huzurlu ve mutlu aile tablosunun içerisinde geçiriyorum günlerimi. Ve öylelikle de bütün enerjimi yaptığım işlere harcayabiliyorum. Evde bir sıkıntılı bir hal olsa Yani enerjimi... evde eşin sözü geçiyor anladığım kadarıyla. Ben sadece soruluyor, uyumlu şekilde hareket ediyoruz. Biliyorsunuz, hep söyleriz. Yani bu biat veya itaat anlamında değil ama Muhakkak. eşlerle uyumda şey çok önemlidir. Yani Nasıl mesela gündelik işlerde mesela eşinize yardımcı olur musunuz böyle? Yok işte mutfağa girmektir ya da valla işte herhangi ben bir şey. mutfakla ilgili çok fazla bir meziyetim yok. Ama bir takım şeyler söylendiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun dışında mutfağa pek girmem. Mutfak işleriyle Hiç ilgili. deneme falan da yapmadım böyle Yok, yemek yapmıyorum. dışı. Tabii gençlik ve üniversite yıllarında Üniversitede yani makarnadan başka bir şey onları yok hep zaten. yaptık biliyorsunuz. Onun dışında yani şunu getir veya götür dediklerinde bunu yaparız ama onun dışında mutfağa çok fazla müdahale etmem. Ben Eşimin şimdi üzerindedir daha çok. sosyal medyada falan da görüyorum. Hani doğa yürüyüşleri falan yapıyorsunuz. Böyle normalde boş vakitlerini siyasetin ve avukatlığın dışında kendine zaman ayırdığında nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ben hem spor yapmayı hem de takip etmeyi çok seviyorum. Yani belli branşlara özel bir ilgim var. Mesela ilkokul yıllarında da işte Ali Pekpaşa İlkokulu mezunuyum ben. Ali Pekpaşa'da okudum. Ali Pekpaşa İlkokulu'nda okudum. Hem oranın atletizm takımındaydım ilkokulda. Basketbol takım kaptanıydım. Futbol oynuyordum. Ortaokula geldik. Masa tenisi takım kaptanıydım. Ortaokulda yine futbolla uğraştık. Liseye geldik. Yine Balıkesir Lisesi'nde orta sahada oynuyorduk. Balıkesir takımında oynuyorduk. Profesyonel anlamda yani amatör Yani kulüplerde falan şöyle oynamadın bizim o mı? zaman Balıkesir Lisesi'nde Nail hocamız vardı. Hem Balıkesirspor'un antrenörüydü hem de Balıkesir Lisesi'nde öğretmenlik yapıyordu. Nail Tabii o Hoca. bizi izliyordu böyle beden eğitimi derslerinde. Baktım bir gün beğenmiş bizi böyle karşıdan oynarken. Şeye de davet etti. Yani Balıkesir Spor'a da davet etti. Orada bir belli bir dönem bir antrenmanlar noktasında bir sürecimiz oldu. Yani ilgiliyiz. Sporu takip ediyoruz. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Ne derecede fanatiklik seviyesinde mi yoksa nasıl bir taraftarsın? Valla şöyle siyasete girmeden önce kombinemiz falan vardı yani. Gidiyorduk İstanbul'da Fenerbahçe maçlarına. Yani seviyorum. Futbolu takip etmeyi seviyorum. Böyle... Basketbolu takip etmeyi seviyorum. Euroleague maçlarını takip ediyorum mesela. Ya gerçi Fenerbahçe. pandemiden dolayı artık bütün her şeyin keyfi kaçtı. Ya kaçtı tabii muhakkak. Pandemi maalesef ağzımızın tadını bozdu. İnşallah bu salgını bir an önce atlatırız da yine sokaklarda gezmeye, ziyaretler yapmaya inşallah eskisi gibi başlarız. Siz ziyaretler yapıyorsunuz Valla gördüğüm kadarıyla. tabii siyasette işimiz devam ediyor. Yani nihayetinde pandemiyle ilgili sürece dikkat ederek, riayet ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz sorumluluk büyük. Her işte olduğu gibi. Aile reisi sorumluluğu da farklı. Eğer farklı görevler alıyorsanız da onun da sorumluluğunu yerine getirmek zorundasınız. Hiç bölmeyeyim. Şu soruyu merak ediyorum. Şunu merak ediyorum. Deva Partisi ile tanışma süreci nasıl oldu? Yani şimdi önceden bir partide yöneticilik yaptınız, başkanlık yaptınız. Ayrıldınız oradan. Ne tetikledi yani tekrar siyasete devam etmek, benim ya siyasete devam etmem gerekiyor mu dediniz kendi kendinize? Şimdi şöyle, biz tabii biliyorsunuz geçmişte siyasi partinin birinde merkez ilçe başkanlığı yaptık daha önce. Defteri kapattık normalde yani süreçle ilgili. Çok da güzel günlerimiz de geçti. Çok da keyif aldığımız zamanlar oldu. Hiç pişmanlık duymadım. Yani defteri kapatırken de pişman olarak kapatmadık. Yani sonuçta süreçler öyle işledi. Yani Ali Babacan'ı da ben genel başkanımızı da takip ediyordum. İktidar Partisi'nin içerisinde de takip ediyorum. Son derece beyefendi, nezaket sahibi bir insan. Yani kendi yapıma, karakterime uygun bir insan. Bakıyorum hal ve hareketlerine. Sonra şöyle oldu.
Tabii bu partinin kurulduğu haberini aldım. Deva Partisi'nin kurulduğunu haberini alınca bu konularla ilgili işte Balıkesir'de bir teşkilatlanma. Yani oluşum safhasında partiyle çok ilgilenmediniz mi? Yoksa kurulduktan sonra mı oldu tanışma süreci? Yok, oluşum safhasında herhangi bizim bir şeyimiz olmaz. Sadece Balıkesir'de yerel teşkilatları Ama kurma. takip ediyordun yani. Ya, takip ediyordum. Yani sonuçta çünkü eğer bir partinin genel başkanı Ali Babacan'sa muhakkak takip edilmesi gereken bir siyasi partidir. Bu vesileyle Balıkesir'de bir yerel teşkilatlanma noktasına gittiler. Orada da bizim ismimizi işte soruyorlar kamuoyuna, anketler yapıyorlar. Bizim ismimiz biraz ön plana geçiyor. Çünkü daha önceki siyasi tecrübemizden, bilgi birikimimizden, işte siyaset yaparkenki davranışlarımızdan, Balıkesir'le ilgili süreçlerdeki elimizden geldiğince yaptığımız bir takım şeyler noktasında. Ve geldiler, işte 7 tane kurucu heyetten oluşan ekibi genel merkeze davet ettiler. Orada da genel başkanın başkanlığı bir kurul bize il başkanlığı görevini tebliğ etti Balıkesir'de. Yani o günden bugüne bakıyorum, 8 Temmuz tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte Ocak ayındayız, bakıyoruz. Son derece hızlı çalışmalar oluyor. Yani Ahmet Bey, fark çok şu an. Yani siyasi parti olarak yeni kurulmuş bir siyasi parti. Tabii. Bizim bu pandemide bu arayı kapatmamız lazım. İşte bizden önce kurulan... Diğer tabii hali hazırdaki partilerden daha fazla efor sarf etmemiz. Bizden önce kurulan İyi Parti, İktidar Partisi'nin şu anki sağdaki durumu, ana muhalefet partisinin sağdaki durumu. Ama son derece önemli bir ekiple çalışıyoruz yani. Çok hareketli, moral ve motivasyonu üst zaten seviyede. Ekibi yakından tanıyorum. Evet, zaten. Üst seviyede bir ekiple çalışıyoruz. Bu sinerji bizlere de geçiyor. Vallahi ben bakıyorum. Hep derler ya, aşkla çalışan yorulmaz. Gerçekten hiç yorulmuyoruz. Devamlı tam sağ pres yapıyoruz. Sağdayız yani. Çok güzel. Peki nasıl bir siyasetçi olarak tanımlıyorsun kendini? Nasıl? Şimdi ben bir kere özellikle siyaseti, biliyorsunuz siyaset iki türlü oluyor. Hep bunu söylüyoruz. Ya idealleriniz için yapıyorsunuz ya da bunu menfaatleriniz için yapıyorsunuz. Ben siyaseti idealler için yapan bir insanım. Şu anda menfaatler için yapan çok fazla insan var. Ben siyaseti, daha önce benim siyaset şeklimi de biliyorlar. Ben idealleri için siyaset yapan insanlarım. Zaten Balıkesir'deki mücadelede de, şu anki mücadelede siyaseti idealleri için yapanlarla menfaatleri arasında, menfaatleri için yapanlar arasındaki mücadeledir. Balıkesir'deki mücadele. O yüzden daha önce yaptığımız işlerin altına hep söylüyoruz, altına imza atıyoruz. Çünkü yaptığımız hatalar, kusurlar olabilir. Hatasız kul değiliz. Muhakkak bir takım noktalarda hep bu sorgulamayı yapıyoruz. Bunu da yapmak zorundayız doğruyu bulmak adına. Bunları yapıyoruz. Ama biz elden geldiğinde doğru işler yapmaya çalışıyoruz. İktidardayken de böyleydi. Muhalefetteyken de doğru ve dürüst hareket etmek zorundayız. Bunu uyguluyoruz. Yaptığımız siyaset şey bu. Siyaset gömleğini üstünden çıkardığında kendini görüş olarak nasıl görüyorsun mesela? Hani buna sağ sol gibi bir kavramdan bahsetmeyeceğim ama hani nereye konumlandırıyorsun kendini? Eğriye eğri, doğruya doğru ya da ne bileyim işte ben kesinlikle kendi... Ya ben bir ideolojik bir insan değilim. Yani ideolojik bir insan değilim. İdeolojik kaygıları olan bir insan da değilim. Ben daha çok merkez, ana akım bir siyasi tabloda kendimi çok daha rahat hissediyorum. Çok daha iyi işler yapılabileceğini düşünüyorum. Yani bizim siyaset yapacağımız partinin bir kitle partisi olması lazım. Şu anki olduğu gibi. Eğer kitle partisi hüviyetini kaybedersen bu sefer içe kapanıyorsun. İşte şu an yaşadığımız sıkıntıların bir kısmı, ülkeyi yönetenlerin yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de o. Çünkü kitle partisi hüviyetini kaybediyorsun. Belli muhafazakar ve dindar kesime tamamen konsolide oluyorsun. Diğer şeyleri elinin tersiyle itiyorsun. Benim siyaset yapacağım bir siyasi partinin tamamen ana akım bir siyasi parti olması lazım. Merkezde olması lazım. Şu anki siyasi partide, Deva Partisi'de çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Tamamen benim yapıma, benim kafama uyan bir yer. Evet, evet. Yoksa İnanın çok zor ve meşakkatli bir iş yani. Doğru. Yoksa gelip buralarda bu işleri yapmayız yani. Yani hani birazcık da tutku meselesi bu. Yani hoş, insanın bunu seviyor da olması gerekiyor. Yoksa herkesin ya tamam hadi bir parti kurulmuş gidelim üye olalım da koşturalım bir şey yapalım. Şimdi çok enteresan şeyler var. Sağda işte bir takım geliyoruz işte. Söylüyorlar ya diyorlar başkanım bu işi yaparken... O kadar böyle mutlusunuz diyorlar ki. Yani her şeyinizden anlıyoruz biz onu diyorlar. Yani benim bir kere bakıyorum. Memlekete ve ülkeye hizmet etmek istiyorum. Kemal Aydemir olarak. Bunun da yolu siyasi partilerden geçiyor. Gideceksiniz siyasi partiye üye olacaksınız. İlçe başkanı olacaksınız.
il başkanı olacaksınız, milletvekili olacaksınız. Bu şekilde memleketinize ve ülkenize hizmet edebilirsin. Bir de bu işin sivil toplum kuruluşu tarafı var. Hı hı. Ama siyasi partiler bunun hepsini içine alan bir yapı. Çok büyük bir yapı, hı hı. Baktığınızda. O yüzden eğer ben hep söylüyorum gençler noktasında da kadınlarımız noktasında da siyasi partinin adı önemli değil Ahmet Bey. Bugün hı hı. A olmuş, yarın B olmuş, yarın C olmuş. Gelin eğer bir memleket ideali varsa içinizde, bir ülke ideali varsa ve içinizde hizmet etmek varsa bu işin meşru tarafı siyasi partidir. Doğru. Geleceksin burada bu hizmeti yapacaksın. Ama tabii bunu az önce mesela konuşmanın başında söyledik ya, hani idealler doğrultusunda mı yoksa menfaatler doğrultusunda mı yapılacak? Onu çok ince bir çizgi. Çok ince bir çizgi. Bugün bakın daha önce iktidar partisine siyaset yapıp da inanın bir bagajımız olsaydı, hı hı. farklı yanlış işlerimiz olsaydı hiçbir baba yiğit buraya geçemezdi. Açık söylüyorum size. Gözünüzün içine baka baka söylüyorum. Geçemezdi. Doğru. Yok mu hatamız var ama esaslı hatamız yok. Kimseye diyet borcumuz yok. Bizleri yetiştiren anamız babamız dışında hiç kimseye eyvallahımız yok. O yüzden bugün Deva Partisi'nin kurucu il başkanıyım ben. Diyebilirler, sevmeyebilirler. Seven bir kesim olur. Doğal olarak sevmeyen bir kesim de olabilir. Ama hiç kimse Kemal Aydemir bu memlekette şu işi kötü yaptı, art niyetli yaptı diyemez. Yani. Bu siyasi arenaya girdikten sonra mesela arkadaş çevrende bir değişiklik, bir değişim oldu mu? İşte artı ya da eksi yönde. Yani bakın farklı bir şeye gireyim ben. Özellikle bu iktidar partisine nasıl görev aldığıma da gireyim mesela. Hı hı. Çok enteresan şeyler olmuştu. O zaman il başkanımız şeydi, Mahmut Boylazlı'ydı mesela. Hı hı. Bir gün adliyeye gidiyoruz. Onun da altında araba falan da yoktu. Gidiyordu böyle servisle. İktidar partisinin il başkanısın. Hı hı. Servisle adliyeye gidip geliyordu düşün. Hı hı. Araba kullanmayı pek sevmezdi. Biz de ara sıra beraber gidiyorduk geliyorduk. Avukat duruşmalar oluyordu. Benim de duruşmalarım oluyordu. Dönüşte de hep beraber geliyorduk. Yani siyaset anlamında da ne olduğunu da bilmiyorum yani. O kadar böyle siyasetle işim olmamış yani. Aileden tabii ki dayım siyaset yapmış etmiş ama ilgin yok. Bilgim yok, ilgim yok yani. Bir gün dediler ki ya dediler seni dediler işte 2012 yılıydı bildiğim kadarıyla. Seni dedi il yönetimi alalım. Abi dedim ben anlamam dedim siyasetten dedim yani. Bilmem dedim. Durduk yere. Ne olduğunu bilmem. İyi de bir hayatımız var. Yani mesleğimiz iyi. Aile huzurumuz iyi. İyi kötü kimseye bir muhtaçlığımız yok. Bir eyvallahımız yok. Bir isteğimiz, bir talebimiz yok. Kendi hı-hı. yağımızla kavrulan bir yapımız var. Dediler ki tamam tamam abi sen öyle dedin düşünüyorsan yapalım dedim. Ben de dedim sana yardımcı olayım dedim. Girdik 50 kişilik yönetim kurulu üyesi var. İşte 15 günde bir toplantıya geliyoruz. Verilen görevi yapıyoruz. Yorum yapmıyoruz. Gel dedikleri zaman geliyoruz. Git dedikleri zaman gidiyoruz. Aradan Ahmet Bey 14 ay gibi bir zaman geçti. Hı hı. O zaman da Büyükşehir yasası Büyükşehir yasası ile birlikte iki tane merkezi ilçe kuruldu. Karesi ve Altıeylül ilçesi. Hı hı. Buralara da şey arıyorlar. İlçe başkanını arıyorlar. Hasan abimiz var. Hasan Şafak. O zaman Altıeylül ilçe başkanı evet. olmuştu. Başkan vekiliydi. Avukat. Onun da hani bir merkez ilçenin birine geleceğini biliyorum ama kendimle ilgili hiç böyle ne bir talebim var, ne bir şey soruyorum, ne merak ediyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Hı hı. Bir gün aradılar. Ya abi dedim, ben dedim aşağıda merkez ilçe var. O zaman da Recep Şeker merkez ilçe başkanı. Hı hı. 5 yıldır da merkez ilçe başkanı. Merkez hizmet götürme birliğinin başkanı aynı zamanda. İl genel meclis üyesi. Bütün görevler üzerinde toplanmış. İl başkanlığı üstte, aşağıda da merkez ilçe başkanlığı var. İniyorum toplantıdan toplantıya. Ya bu merkez ilçe başkanı ne işe yarar? Ne yapar? Faaliyetlerini bilmiyorum. Hı hı. Düşünün 14 ay sonra bilmediğim yere, ne yaptığını hiçbir zaman merak etmediğim bir yere merkez ilçe başkanı olarak, karesi ilçe başkanı olarak atandık. Tabii düşünüyorum. Ya şimdi tabii çevre dar. Hı hı. Bir avukat çevremiz var. Bir de çocukluktan bu yana geçirmiş olduğumuz çocukluk arkadaşlarımla beraber evlenmiş onlar da öyle bir aile tablosu var. Hı hı. Yönetimler oluşturulacak 30 kişilik yönetim. Ya şimdi bakıyorum. 3-4 tane beraber olduğum arkadaş var. Acaba onlar da yapabilir mi bu işi, yapamaz mı diye kendi kendine de çelişkiye düşüyorum yani. Düşün. Nerede 30 kişiyi yazmak? Öyle bir zaten network yok yani. Doğru. Baktığında. Neyse büyüklerimiz böyle bizlere tavsiye ettiler. Güzel bir ekip oluşturuldu ve bugün o ekibin çalışması noktasında bugün Balıkesir'i yönetiyor arkadaşlarımız. Hı hı. Bakın bu ekibin çalışması noktasında.
Böyle bu işler tek başına olmuyor. Ama işte sonuçlarını 2-3 kişinin yaşadığı bir yapı. Ama bu işin altında çok daha farklı çalışma ekibi var. Çok güzel bir ekip çalışma sonucunda Şimdi oluyor. ayrılırken, partiden ayrılırken hiç gönül kırgınlığı falan kaldı mı içinde? Olmadı. Şimdi bakın şöyle ya mücadele ediyorsun. Siyaset bir mücadeledir. Ya Siyaset insanız canım, hiç mi yani mesela aynen siyasette ya şu yaşanmasaydı daha iyi bakın olurdu dediğin? siyasette kırgınlık, küskünlük olmaz. Ben bu hataları yaptım mı zamanında? Yaptım. Bunları yaşadım ben. Tekrar bir Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulur mu? Sokulmaz. Ona göre tedbirimizi alıyoruz. Ona göre daha farklı eski hataları yapmamaya çalışıyoruz. İlk başta kendine soracaksın. Sen nerede hata yaptın diye. Öz eleştirini kendin yapacaksın ki ondan sonra diğer konulara gideceksin. Ailenin tepkisi nasıl oldu peki? Tekrar siyaset arenasına geri Ya dönüştü. şimdi benim için benim bak biraz önce yine söyledim. Ben avukatlık yaparken bu kadar keyif almıyorum. Bir gayrimenkul aldığımda bu kadar keyif almıyorum. Benim hayat biçimim bu şekilde oluşmuş. Yani benim enerjimi ben bu şekilde topluyorum. Memlekete ve ülkeye hizmet etmek benim derdim. O yüzden siyasette bunun yolu bir meşru tarafı. Biz gidelim de milletvekili olalım veya şunu alalım birilerine şunu yapalım böyle yapalım. Bu böyle bir dertte değiliz. Kendimizi ispatlama çabamız yok. Kemal Aydemir küçüklüğünde neyse sorun işte çevrede arkadaşlarınız var. Hep neyse şimdi de aynı. Hiçbir değişim yok. İleride de nereye geleceği bir takım yerlere de geldiğinde yine aynı olacak. Hiç değişmeyecek. Bunu bizi İnşallah. yakından tanıyan insanlar çok iyi biliyorlar. Yani siyaset şey gibi, zehirli sarmaşık gibi bir şey aslında. Vallahi Hani çok. ben hiç güç zehirlenmesi içerisinde girmedim. İnanın buna. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben sokaktan bakın size bir şey söyleyeyim. Ben muhalefet partisinin il başkanıyım. Sokaktan çıkayım selam vermeden zorla selam veririm adam selam vermese bile. Çünkü benim yapım böyle. Ya şeye saygı duyuyorum, doğru. Şimdi mesleğimiz gereği bu üçüncü göz olarak koltukta oturduğumuzda bakıyoruz böyle. Hani ondan diyorum zehirli sarmaşık diye. İşte o zehre kapılmayıp o dengeyi kurabilen, o savaşı güzel verebilen kişi zaten tutunabiliyor. Yoksa zaten içine çekiyor, sarmaşık sarıyor seni. Şu an mesela bir sürü var o zehirlenmeyi Bakın yaşayan. iktidar partisine görev yaptık. Yine bak geldiler bizi tercih ettiler. Bir muhalefet, Deva Partisi çok önemli bir siyasi parti. Türkiye'nin geleceğine yön verecek, vizyon katacak bir parti. Yani biz ilelebet muhalefet olarak kalmayacağız. Çok yakın bir zamanda iktidar olacağız. Bu Cidden. kadrolar o şekilde kuruldu. Bakın ne oluyor? Yine geldiler tercih sebebi haline getirdiler. Yani bizim eğer bir hatamız, kusurumuz olsaydı birçok siyasi mücadele noktasında bizim bu yerlere gelmememizi isteyen birçok arkadaşımız vardı baktığında. Çünkü öyle bir yapı ki Türkiye'de geldiğimiz nokta yerelde de aynı. Sırf kendi evinin önünü süpürmüyorsun bir de muhalefeti dizayn etmeye kalkıyorsun. Yani bu parti burada güçsüz de olsun. Bu parti burada iyi kadrolarla temsil edilmesin ki biz işimizi daha rahat yapalım. Şimdi gençler falan koşturacak, edecek seçim zamanına kadar böyle gençler koşturduğuyla kalmasın sonra. Bakın Devada öyle bir şey olmasın. benim siyasetimde bizi herkes tanır. İktidar partisinde siyaset Ya yap. ben gördüklerimden yolu, ben siyasi partilere bakıyorum. Şimdi hani Devadır, şudur budur falan diye değil. Hani gördüm mesela birkaç tane parti. Gençler koşturur, koşturur, koşturur. Bakın. Herkes bayrak Bakın askısıyla Ahmet kalır Bey. öyle. Siyaset ekip işidir. Siyaset iddia işidir. Eğer ekip olmazsa hiçbir şey başaramazsın. Ben ekip çalışmasına her zaman önem veren bir insanım. Ve bu doğrultuda hareket eden bir insanım. Bir işin meşakkatini, zorlu yolunu hep beraber çekiyorsun. İş sonuca geldiğinde ya sen iyi değilsin arkadaş başka bir arkadaşı biz tercih edeceğiz. Kemal Aydemir de böyle bir şey yazmaz. Yazmaz. Güzel. Ben hiç kimseyi yolda bırakmadım. Bakın hiç kimseyi yolda bırakmadım. Bizi bıraktılar yolda. Biz yolda falan kalmadık. Kimseyi yolda bırakmadık. Ama ne olur bu başarılar kısa mesafeli başarılar olur. Çok fazla uzun sürmez ve çok yakında göreceksiniz ne olacağını Balıkesir'de. İzleyeceğiz, göreceğiz. İzleyeceğiz. Yani ben bu konuda çünkü biz ekiple çalışan insanız. Bir ekip çalışmasına önem veren, değer veren insanız. Ve bunun sonucunda da yine bu ekiple nasıl üzüntüleri paylaşıyoruz? Mutlulukları da hep beraber paylaşacağız. Çünkü siyaset gün gelir üzülüyorsun. Gün gelir seviniyorsun. Gün geliyor bedel ödettiriyorlar. Kolay bir iş değil yani. Valla işte söylediklerinizi yaparsanız ne mutlu. Ben umutluyum, en azından onu söyleyeyim.
Şimdi Evet. siyasi parti bekliyoruz şöyle yapın böyle yapın falan demeyeyim ben burada da. Hani Evet. inşallah söylediğiniz bütün her şeyi gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Çünkü bu zamanda şu siyaset şeyi kapatacağım, siyaset konusunu. Bu zamanda siyasilerin hani bunu il başkanı olur, ilçe başkanı olur, lider olur hiç fark etmez. İşte bu siyaset öncü olan işte lider diyelim buna. Onların yaptığı işte söz verip tutmama ya da işte bir takım siyasete giren insanları kullanması gençlerin hakikaten umudunu kırıyor. Şimdi geçmişte mesela çok kırıldığı için şu an siyasi partilere çok fazla talep yok gençlerde. Şimdi konuşuluyor. Ya işte gençlerin ilgisi yok. Onların kafası başka yerde de işte zaten hiçbiriniz ilgilenmediniz ki Esasında onlarla. gençlere sorduğunuzda şu an doğru cevabı alıyorsunuz. İşte gençlere soruyorlar. Diyor ki nasıl diyor? Sen diyor iktidarda olsaydın diyor neleri yapmazdın diyor. Senin diyor Türkiye ve Balıkesir hayali ne diyor? Gençler cevap veriyor. Diyor ki biz diyor eğer iktidarda olsaydık diyor şu dini diyor siyasete alet etmezdik diyor. Mesela. Bu çok önemli. İsraf, gösteriş, adam kayırmacılığını diyor bırakırdık diyor. Ne diyor? Toplumu diyor kutuplaştırmazdık diyor. Ayrıştırmazdık diyor. Sosyal medyaya diyor dokunmazdık diyor. Basını diyor kutuplaştırmazdık diyor. En son ne diyor? Şahsi menfaatlerimizi ülke menfaatlerinin önüne koymazdık diyor. Şimdi Balıkesir'in gençleri böyle bir Türkiye hayal ediyor esasında. Bakın bunu İnşallah ben iyi yani. biliyorum çünkü daha önce ben siyasetle uğraştım. Bir takım networklerim var, ilişki ağlarım var baktığında. Yani esasında hayal edilen Balıkesir ve Türkiye bu gençler noktasında. Biz siyasiler çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü ülkenin yönetimini, anayasa ve kanunlar ülkenin yönetimini siyaset kurumuna vermişler. Eğer siyaset kurumu bu derece yozlaşırsa tabii ki bu gençlerin ümidi kalmaz. Tabii ki bu gençlerin üçte biri işsiz kalır. Ama yine bu süreci çözecek olan siyaset kurumu. Asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Bakın asla. Çünkü liyakattan yana olanlar, demokrasiden yana olanlar her zaman güçlüdür. Göreceksiniz. Yaşayacağız bunları hepsini. Bak beraberiz. Allah bizlere ömür verirse Ahmet Bey. Birçok şeyler İnşallah biz yaşayacağız sizlerle zaten beraber mesleğimiz inşallah. gereği zaten yakından İnşallah. takip ediyoruz bütün her şeyi. Şimdi isterseniz biraz da Kemal Aydemir'in özeline doğru gidelim. Mesela çok aşırı derecede akıcı, iddialı bir konuşma tarzı var. Bu mesela çok fazla kitap okur musun? Valla şöyle özellikle ben vakit bulduğum an hemen gazeteleri okurum. Hemen. Yani benim öyle gazete okumam falan 5 dakika 10 dakika falan sürmez. Kitap Alırım. okuma var mı? Var. Kitap da daha çok Ben siyasi. çok kitap elime kitap alıp okumadan ziyade şey yapıyorum. Yani makale okumasını çok Ben daha biyografi fazla. çok severim. Biyografiyi çok severim. Tarih olayları çok severim. Siyaset tarihini çok severim. Baktığında. Ve de Türkiye'nin siyasi geçmişini okumayı çok severim. Geçmiş mesela siyasi karakterlerden böyle örnek aldığın ya da kendine yakın gördüğün biri var mı? Bakın tabii ki muhakkak hatalar, kusurlar olmuştur. Ama bakıyorsunuz bir Süleyman Demirel'e bakıyorsunuz. Bir Bülent Ecevit'e bakıyorsunuz. Bir Turgut Özal'a bakıyorsunuz. Bir Necmettin Erbakan'a bakıyorsunuz. Adnan Menderes'e bakıyorsunuz. Özellikle Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Levent Kırca'nın biliyorsunuz böyle bir takım skeçleri olurdu. Evet, olacak o kadar da. Değil mi yani baktığınızda? Bunları da çocukluğumuzda yakından takip ederdik. Yani o dönemlere denk gelirdi. Yani öyle siyasi liderlerdi ki bunlar. Normalde bu skeçlerde kendileriyle ilgili alay etme demeyeyim de yani onlarla ilgili bir takım farklı güzel skeçlerin olduğu işte daha çok taklit yeteneğinin ön plana çıktığı süreçler olurdu. Eleştiri vardı. Ya gelirlerdi skeçleri. Levent Kırca'nın skeçlerini kendileri gelip en önünde izlerlerdi yani. Türkiye böyle liderleri özledi. İnanın. Bu ülkede ayrıştırmadan kutuplara bıktık ya bu işler. Bu işler böyle olur mu? Sokaktan gidiyorsun birbirine selam vermeye korkar hale gelmiş bir memleket, bir ülke. Bir an önce normalleşmemiz lazım. Bu işler kalıcı değil ki. Bu işler bizde de kalmayacak. Yarın geleceklerde de kalmayacak. Ya kimler gelmiş geçmiş? Ahmet Bey bakın. Bu ne Kanuni Sultan Süleyman'a kalmış, ne Fatih Sultan Mehmet'e kalmış, ne Yavuz Sultan Selim'e kalmış, ne Turgut Özal'a kalmış, Süleyman Demirel'e kalmış, Bülent Ecevit'e kalmış. Kimseye kalmamış kardeşim. Bunlara da Ama işte kalmaz. koltuğa oturunca öyle Bak olmuyor. öyle Koltuğa oluyor. oturunca Bakın farklı gözüküyor. örnek veriyorum. Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Süleyman Demirel. Ya Süleyman Demirel 6 kere gitti, 7 kere geldi. Doğru mu? Geldiğinde. 6 kere giden adam 7 kere gelir mi yani? Gelmez. Çok fazla rastlanan bir şey değil bu Doğru. baktığında. Ama sen mücadeleni yaparsın.
nezaket içerisinde bu mücadeleni yap. Siyaset bir mücadeledir, bir rekabettir. Ama birilerini karalayarak, birilerine çamur atarak bu işler olmaz. Olmaması lazım. Ben buradaki teşkilatçılıkta da aynı şeyi söylüyorum. Bakın arkadaşlar, bu işler hepsi gelip geçici. Bir gün bu işler bitiyor. Ne il başkanlığın kalıyor, ne ilçe başkanı, ne milletvekilliğin kalıyor. Sokaklara dönüyorsun. Ben bunu aileden de yakından gören bir insanım ve diğer örnekleri de görüyorum. Sonuçta aynı sokağın içerisinde yürüyoruz. O yüzden görevdeyken birbirinizi rencide edici, diğer siyasi parti üyelerini rencide edici hareketlerden uzak durmamız lazım. Siyaset için birbirinizi kırmayın. E sen dövüşüyorsun, kavga ediyorsun. E yukarıdakiler bir gün geliyor, sarılıveriyor. E ne yapacaksın o zaman yani? Doğru. Baktığında. E daha düne kadar 2017 yılına bak. Halk oylamasına 16 Nisan 2017 öncesi. Hı hı. E bugün iktidarın ortağının birbirleri hakkında ne söylediklerini kendimiz biliyoruz. İyi biliyoruz. Bunlar hafızalardan kazınmadı yani baktığında. E bir bakıyorsun olmuyor işte, o zaman olmuyor. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz ya. O zaman işte biraz önce söylediğiniz gibi gençlerimiz, kadınlarımız siyasete girmek isteyen, ülke yönetiminde iddialı bir şekilde memlekete ve ülkeye hizmet etmek isteyen insanlar gelmiyorlar siyasete. Yarın bir gün böyle giderse, bakın böyle giderse yarın siyasette insan bulamayacağız. Bakın bunu iddialı söylüyorum size. Şu anda size. Yok ki zaten yani çok fazla şuraya bir sokağa çıksanız gelin siyasete girelim dediğiniz zaman peki, ben koştura koştura geleceklerini düşünmüyorum. Peki o zaman memleketle yani. Ülkeyle ilgili şikayet ettiğin, itiraz ettiğin konularda ne yapacaksın? O zaman seni yönetmeye talip insanlar, bakacaksın hiç bilmediğin, tanımadığın, senin yönetme noktasında çok büyük eksikleri olan insanların, hı hı, dediklerini yapmak zorunda kalacaksın. Çünkü yine söylüyorum, anayasa ve kanunlar ülkenin yönetimini siyaset kurumuna vermiş. Bu işin meşru tarafı bu. Ben elden geldiğince bakıyorum ya, öyle liyakatlı gençlerimiz var ki Ahmet Bey. Var çok. Bakın çok donanımlı gençlerimiz var. Gerçekten kendini çok yetiştirmiş insanlarımız var. Bunlar siyasete girsinler. Bunlar siyasete farklı bir yapıya haiz büründürüyorlar. Bakın bugün siyaset noktasında Balıkesir ve ülkenin geldiği noktaya bakıyoruz. Biz ilerlememiz gerekirken, bakın Turgut Özal'ların örneklerini veriyorum. Hı hı. Geriye doğru gidiyoruz. Bu mudur bizim hayal ettiğimiz ülke? Bu mudur bizim hayal ettiğimiz memleket? Değil. Bakmayın siz. Ben şeye de saygı duyuyorum. Bir takım menfaatler var. Çözülme hemen gerçekleşecek de. Şimdi 18 yıllık bir iktidar. Adamın ilişkisi var. Menfaati var. Beklentisi var. Adamın çoluğu çocuğu bir yerde çalışıyor. Adamın bir yerden maaş alıyor. 4-5 tane maaş alıyor. Tamam mı? Baktığında bu adam bırakır mı bu işi? Bırakmaz. Bırakmaz. Bırakmaz bu işi. Bırakmayacak da zaten. Ama çözülmeler hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Çünkü yapılan işler artık gayretullah'a dokunuyor, gayretullah. Bu yapılan adaletsizlikler, hukuksuzluklar gayretullah'a dokunur bir hale geldi. Vallahi hani inşallah olur söyledikleriniz ya. Ben dediğim gibi siyaset çok fazla aşırı derecede kirlendiği için. Ben bunun mücadelesini Kemal Aydemir ve beraber çalıştığım arkadaşlar tarafından vereceğiz sonuna kadar. Ha, başarılı oluruz, olmayız. O halkımızın takdiri. Hı hı. Milletin takdiri. Ben diyorum ki illa yani bu şeydir yani, bir nasiptir bu iş yani baktığında. Ama biz bugün bir muhalefet partisinin, hem de iddialı bir muhalefet partisinin, ben bugün Balıkesir il başkanıyım. Hı hı. Yani önemli bir konumdayız. Önemli bir noktadayız. Diğer arkadaşlarımıza da bu havayı yakaladık. Bu işleri yapmak için bizlere güvensin vatandaşımız. Yarın bir gün sahaya çıkacağız. Seçim dönemi gelecek. Şimdi en büyük serzenişi de vatandaşın nedir? İşte seçim zamanı vatandaşın ayağına giden siyasetçiden artık bıktı mı millet? Şimdi diyorsunuz ya, pandemi döneminde niye işte çıkıyorsunuz ama çok? Ama bütün siyasetçiler için geçerli. Balıkesir'de bir kişi sadece bana göre kırdırma, bakın, gibi. Bakın şimdi diyoruz ya mesela onu. Ya pandemi dönemi niye çıkıyorsunuz Deva Partisi? Ya kardeşim, yarın bir gün vatandaşın ayağına gittiği zaman sana diyecek, seçim zamanı geliyorsun. Niye gelmiyorsun daha önce? Halimizi hatırımızı sormuyorsun. Ya bu milletin memlekette biz almadık bu oyları. Ya asıl soru şu aslında. Şimdi ben iyi başkan Deva olmuşum. Deva şu an şeyde, muhalefette, Deva iktidara geldiğinde de yine gidecek mi? Yine gidecek. Ya i̇şte. Bakın siyaset, bir kere herkes şunu iyi bilecek. Siyaset işi öyle. Hava yapmak için veya bir takım noktalara ulaşmak için yapılacak bir iş değil. Siyaset, hı hı, zor ve meşakkatli iş. Gitmediğin yer senin değil. Muhalefette de aynı, iktidarda da aynı. Bugünkü sıkıntı ne? Biraz önce söylediğiniz çok doğru. Muhalefetteyken çalışıyorsun, gücü ele geçirdi mi? Ondan sonra bu farklı işlerin içerisine giriyorsun, doğru mu? Doğru. Bakın ben hem iktidarda siyaset yapan siyasetçi olarak, hem de bugün muhalefet partisinde siyaset yapan siyasetçi olarak söylüyorum size bunu. Bunu mecburuz, yaptırmazlar.
Gideceksin. Ya ben 8 Temmuz'da göreve gelmişim. Manyası ilçesine 3. kez gitmişim. Manyası ilçesine. Gönen'e 3 kere gitmişim. Ayvalık'a 4 kere gitmişim. Bandırma daha yeni kuruldu. 3 kere gitmişim. Yani. Gömeç'e bakıyorsun küçük ilçem. 3 kere gitmişim. Ya ben 3 kere gidiyorsam sen belediye başkanı olarak daha fazla gideceksin kardeşim. Ekibin daha fazla gidecek. Doğru. Ben senin canını okurum gitmezsen. Ve okuyorum senin canına. Sağ bomboş. Önceden ya bu adam kim diyorlardı. Kemal Aydemir hoş geldin başkanım diyorlar şimdi. Gömeç'te. Köyde. Kırsal köyde. Ama şimdi sağ boş diye bağırırsan diğer şeyler de diğer siyasi zaten, partiler. Zaten sağ olsunlar biz örnek alıyorlar. Hepsi sahaya çıktılar şimdi. İşte biz ne yapıyoruz? Siyasetteki rekabet. Vatandaşa yansıyor ya. Gidin sorunlarını dinleyin vatandaşın. Biz icra makamında değiliz. Bu sorunları çözecek olan sizlersiniz. Bu memleketten oyları, bu memleketten oyu siz aldınız. Siz iktidar oldunuz. Beklenti sizden yana. Balıkesir'deki siyaset kalitesini nasıl görüyorsun peki? Şey bu kişisel fikrim. Ben sence mesela, nasıl? Bence çok sığ bir siyaset var. Yani ben şöyle nasıl diyeyim sana? Küçük bir fanus gibi düşün. Hani belli konular, belli isimler, belli taraflar aynı konuları şimdi tartışıp. Bakın kişiler üzerinden gitmemek yok, lazım. Yok kişilerle yani, alakalı bir şey söylemiyorum ben zaten. Ben şöyle söylüyorum. Arzulanan tablo bu değil. Şimdi zaten işler iyi gitse bakın. Her şey iyi olsa, güllük gülistanlık olsa zaten bu siyasi partiler kurulmaz. Ülke kötü yönetiliyor ki bir ihtiyaç var ki o yüzden bu siyasi partiler kuruluyor. Ya şimdi sen Ali Babacan ODTÜ'yü 4-0'la bitirmiş. Ülke tarihinde tek adam. Bölümünü 4-0'la bitiren adam. Ya böyle akıllı adamlar gelir siyasi parti kurar mı? Genel baş kurmaz. Bir ihtiyaç var. Şimdi Balıkesir'de sağ boş olmasa bu kadar her yeri doldursalar biz hareket edebilir miyiz? Doğru. Edemeyiz. Elimizde ne bütçe var, ne bir şey var baktığında. Ama rahat rahat hareket ediyoruz. Rahat rahat her yere giriyoruz. Normalde biz yapamamamız lazım bunu. Yani bakın açık söyleyeyim. Biz iktidar olduğumuzda Deva Partisi kadroları yerelde bir yere geldiğinde bu arkadaşlar şu anlamda sakın baskı anlamında söylemiyorum. Giremezler. Çünkü o kadar çok hizmet gider ki. O kadar çok gideriz ki oraya. Vallahi çok fazla iddialı konuşuyorsunuz ben. Bakın şey bunu bu iddiayı niye söylüyorum? Siyaset ekibi işi. Bizim iyi bir ekibimiz var. Ya benim için bir sıkıntı yok. Ben siz siyaset iddia işi. Bana çok aşırı iddialı geldi sanki. Siyaset iddia işi. İnşallah. Yani dediklerinizi yaparsanız İnşallah. Balıkesir tadından yenmez bir memleket. Vallahi olur. İnşallah hep beraber. Yani sen sence Balıkesir'in en önemli eksikliği ne? Ya vatandaş olarak mesela bunu siyasetçi gözüyle bakma da vatandaş olarak mesela Balıkesir'e. Şimdi Balıkesir şöyle bakın bugün İstanbul'dan 3 katı oranında yüz ölçüme sahip. Yani İstanbul 6000 km2, Balıkesir 18000 km2. Yani biz her ne kadar büyük şehir olsak da hala işte bugün Ahmet Bey sizle konuştuk. 5 dakikada buluşuyoruz. Şimdi buradan çıkalım 10 dakikada evime giderim. Sen de 10 dakikada Doğru. evine gidersin. Hala birbirimize dokunarak yaşıyoruz. Yani o çıtayı hala aşamadık. İyi çalışmalar yok. Muhakkak iyi çalışmalar da var. Onları da alkışlayacağız. Yani kör muhalefet olur mu? Bunu yapmamamız lazım. İyi işler de yapılıyor. Yani yapılmıyor derse kendimizi de inkar etmiş oluruz. Bunlar da var. Daha iyi yapılmasını adına. Yani Balıkesir bugün 18.000 kilometre yüz ölçüme sahip. 22 tane adası var. 1200 tane mahallesi var. Ya bugün bir Dursun Bey'e gidiyorsun. 111 tane mahallesi var. Kırsal mahalle var yani baktığında. Yani inanılmaz zorlukları olan bir coğrafya. Diğer illerle aynı değil. Yani ben hizmetler noktasında tabii güzel projelerin yapılması lazım. Yani bunların çalışmalarının yapılması tamam, lazım. Anladım ben. Siz daha sonra açıklayacaksınız o projeleri, şeyleri. Şimdi şöyle. Tabii ki bu iddiayı ortaya koyuyorsak. Sonuçta yerel seçim şu an var. Yerel seçimde zaman var. Şu an bunların çalışmaları yapılıyor. Yerel seçim zamanı seçim sattığına girildiği zaman bunların hepsini göreceksiniz. İyi bir ekibimiz var bizim arkada çalışan. Valla Kemal Bey çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Sağ olun. Bayağı bir siyasete dair şeyler konuştuk. Sizi de yakından tanımış olduk. Valla çok iddialı konuştunuz. İnşallah söylediğiniz bütün her şeyi gerçekleştirirsiniz. Evet. Hani bilmiyorum umutlandım da çok. Hani inşallah dedikleriniz olursa. Ya iddialı konuşmamızın sebebi şu. Vatandaştan yana konuşmak. Yani yani vatandaşı devamlı ziyaret etmek, sorunlarını dinlemek. Ve onlarla ilgili proje üretmek, strateji belirlemek bir iddiaysa tabii ki bu iddia. Yani bir iddiaysa. Yok şu manada söyledim ben. Hani bunlar zaten hani yapılması gereken şeyler
Yani yapılması gereken şeyler olmadığı için belki iddialı geliyordur size. Yani hayır, söylediklerim. Yani ben aslında şu çok açık konuşmak normal olarak yapılması gereken. Muhalefetteyken çok fazla dinliyorum ben bunları. Hı hı. Yani ben derken hani ama bakın gazeteci ben, olarak. Ben yok sizin şahsınıza söylemiyorum. Hı-hı. Buraya X bir siyasetçi evet. de oturmuş olsun. İktidardaki muhalefetteki hiç fark etmiyor. Vaatler noktasında hiçbir problem yok. Daha sonrası bizim zaten izlediğimiz taraf onun sonrası. Bakın hem bizim genel başkanımız hem de ben Balıkesir'de Deva Partisi il başkanı Hı-hı. olarak hem iktidarda görev yapmış hem de bugün muhalefette görev yapan insanlarız. Yani biz bizim genel başkanımız Sayın Ali Babacan devlette çok iyi tanıyor. Ekonomiyi de Türkiye'de tabii ki Başbakan Tayyip Erdoğan'dı. Yani Tayyip Erdoğan izin vermese muhakkak ekonominin yönetiminde olması mümkün olmazdı. Hı. Ama ekonomiyi de nasıl yönetildiği ortada. Yani biz icraatın içinden de gelen bir ekibiz şu an. Hem genel başkanımız hem Balıkesir'deki teşkilatlar. Biz söylediğimiz her şeyin arkasındayız. İzleyin görün diyoruz. Arkasındayız. Yani bizim çünkü bir hesap veremeyeceğimiz bir şey yok ki. Yani geçmişimizde bir hatamız yok, kusurumuz yok. Varsa bile art niyetli ve kasıtlı olmayan hatalardır. Yani bu ideali taşımasak, bu iddiayı taşımasak o zaman bu işe niye girelim Ahmet Bey? Doğru. Ben size çok teşekkür ederim. Şimdi şu Hı-hı. yönden de ayrıyetten teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda oluyorsunuz. İnanın bunu samimiyetimle söylüyorum sizlere. Sizlerin, basınımızın, özellikle sizlerin varlığını hissetmek yeni kurulan bir siyasi parti noktasında da son derece önemli. Biz istiyoruz ki adaletli davranmak. Ki bunu iyi yapanlardan bir tanesiniz. Yani bakıyorum, gözlemliyorum. Davranış, kimseye saygısızlık ve sevgisizlik yapmamak lazım muhakkak. Yeri geldiğinde İktidar Partisi, yeri geldiğinde Muhalefet Partisi. İşte özlenen tablo bu. Basından, bugün bizi de çıkartıyorsunuz, geliyor. İktidar Partisi de çıkıyor. Doğru. Herkes söylesin. Bırakın vatandaş karar versin. Takdiri yetkisi orada. Çok doğru. Zaten asıl önemli olan bu yüzden size, söyledim. Bu yüzden size ayrıyetten teşekkür ediyorum. İnanın. Ayrıyetten teşekkür. Özellikle böyle kutuplaşmış, ayrışmış bir yapıda bunları yapabilmek de bir özgüven timsalidir. Bir cesaret örneğidir. Ben sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Programa katıldığınız için, konuk olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Değerli izleyenler, Onun Gözünden programında Deva Partisi İl Başkanı Kemal Aydemir'i konuk ettik. Bizi izlediğiniz için, bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.